günün programını ekranlarımıza taşıyabilir miyiz? Oynanan maçlar üzerinden şöyle kısaca konuşalım. Derbi üzerinde tabii durduk. Diğer maçlar nasıldı? Hem skor anlamında hem bireysel performans anlamında hem de oyun anlamında. Mesela Galatasaray'ı nasıl buldun bu hafta? Bir şey söyleyeyim Galatasaray iki hafta iyi oynuyor. Değil mi? Cagne açıldı. Ama hep söylüyoruz <laughs> kardeşim. Falka mı Cagne mi? Falka'ya gösterilen ilgi, sevgi, şefkatin yarısı Cagne'ye Cagne gösterilse Biraz serin diyorum ben ona biliyorsun. Diyor, evet. Biliyorum. Biraz böyle onu ısıtsalar. Şakir Topçu abi 36 gol atmış Türkiye geldiğinden beri. Hı hı. Az gol mü 36 gol? Değil tabii. Yok 46 pardon ne 36 46. 46. 46. golü atmış bu hafta. 30 gol zaten bir sezonda attı çocuk yani. Gol kralı olduğu sezon. 30 gol attı. 46 gol atmış. Az bir rakam değil bu. Ya attığı goller de hani, hani. Bir şey <laughs> Ya mesela bu rakamla ulaşması mümkün değil. Falcao'nun Cagney'in rakamlarına ya ama... nasıl oyun oynayacak kardeşim <laughs> ya Cagney şeyin Falcao'nun bir yerde oynama ihtimali falan yok arkadaşlar boşta hakikaten konuşmayın. Hakikaten çok maç kaçırdı Boş... ya Emre. Abi 26 maç ne demek Değil mi? ya bir sezon demek neredeyse yani. Aynen öyle. Bir sezon Cagli maç ne kaçırdı. buradan bu hava yakaladı devamını getirir mi tek maçlık bir parlama mı? Yani hakikaten iyi bir golcü ne ama. Ne ilgi, şevki, sevkat. İlgi, sevgi, şevkat. Ekstradan mı bahsediyorsun? Bu çocuğa birazcık üstüne düşseler bu çocuk zaten atacak ya. Atacak. Yani Falcao'ya gösterilen şeyin ilginin yarısını bile bu çocuğa ya ama göstermiyor. Ama o kadar para verdiler elbette ilgi gösteriyorlardır Emre. Yok ya. Ben sana bir söyleyeyim mi? Orada hep yalnız adam Cagney. Sevilmeyen adam. Mecburiyetten oynatılan adam. Biraz kendi acaba davranışlarından mı kaynaklı? Elbette onlar da etkilidir ama... Yani sosyal medya paylaşımları üzerinden konuşuyorum ben. Elbette öyledir. Yüzde yüz öyledir. Yani ama yine de ben dışarı atılmaması gerektiğini düşünüyorum Cagney'in. Cagney öyle ya da böyle parasını vermişsin dediğin gibi oynatacaksın. Ya, Başka alternatifin yok yani. Topal, ile nereye kadar gideceksin? Palkao bir var bir yok. Bir topal derken yanlış anlamasın insanlar yani. Adam bir var bir yok. Güvenebilir misin Falkaya Şimdi haftaya palka oynayacak mı mesela? Soru işareti tabii. Abi adam. bir oyuncu, bir oyuncunun oynamaması haberdir tamam mı mesela? Şok. <laughs> Fenerbahçe'de şok, Galatasaray'da şok, işte şu yok filan. Bunun oynaması çok abi. Aynen. Şok Falka kadroda. Haberler böyle oluyor ya. Bu olacak şey tabi mi Allah aşkına? Yok yani soru işareti. Net bir şey yok herhalde şu ana kadar. Haftaya, yani haftaya oynayıp oynamayacağı belli değil. Işte. Gidecek Aynen, mi, gelecek, öyle. Kalacak, kalacak mı? Bu deplasmana gönderecek mi? O da maça götürülecek mi? O maçta oynayacak mı? İkinci yarı mı girecek? Hep böyle haberler. Ama yine aynı noktaya geldik. Geçti hafta. Bu arada paranın içinde yüzüyor <laughs> tabii baba böyle. Şey var yemez var eskiden bilir misin? Bilirim. Ha böyle paranın içerisinde yüzüyor. Evet. Baba böyle, böyle şey diyorlar bir de sorduğu zaman bizim evren Gönül de adamı. Çok iyi adam ya falan diyorlar. Ben de iyi adamım abi. <gülüyor> yani <laughs> başkan ha başkan da söylüyor şey evren de söylüyor var. çok. Evren de mi söylüyor? Evren de söylüyor Onu çok. duymadım bak evrenden duymamıştım. Çok iyi karakterli ve şüphesiz ki iyi karakterdir ama taraftarlar tabii çıkıp oynamasını istiyorlar. Başkan gönül insanı demişti Baba kızına koca mı alıyorsun karakterli marakterli diye bakıyorsun <laughs> Allah Allah Ama şimdi oyuncunun da karakterli olması Ya tamam bir şey? da o önemli olan sahaya bir çıksın <laughs> evet. bakayım Sahaya yani Efendi çocuk düzgün çocuk İşkisi i̇şte, sigarası yok kahvesi yok E ne yapacağız kızımızı alalım o zaman e Ne yapacağız yani <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına futbolcu bu şekilde mi bakacağız yani Gönül insanıymış Gönül insanıymış <laughs> Evet öyle bir ifade hatırlıyorum ben ee, yani peki atılan goller dışında sen Galatasaray'ı nasıl buldun? Galatasaray iyi top iyi top oynuyor. Abi Tay Taylan helal olsun çocuğa. Tamam. Yani e, ilk sezonunda böyle şey, bir, bir şeyle ge geçti. Yarım yamalak geçti. Acaba mı filan soru işareti, büyük takımda yine oynayamayacak mı, oynayacak evet. mı falan diye böyle bir sürü şey konuştuk ama acayip üstüne koydu çocuk. Kesinlikle. Galatasaray'ın bu seneki en büyük şansı Taylan Altanayalı biliyor musun? Hı hı. En büyük şansı. Burada da tabii Fatih Hoca'ya da teşekkür etmek lazım. Onu ona geliştirip o noktaya getiren evet. de e, Fatih Hoca'dır. Çocuğun kendisine de e, helal olsun. Hı -hı. Helal olsun. O kadar yıldızlar topluluğu içerisinde sıyrılıp çıkmak bölgesinde oynamadığı halde bak kendi mevkisinde oynamadığı halde bu performansı göstermek Hı -hı. öyle her babayı dinarcı değil. E, Taylan kardeşimize tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder. Milli takım işine evet. lazım kardeşim. Bunu. Bak Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası evet. var ki Avrupa Şampiyonası onun olduğu bölge en kalabalık bölge en elimizin rahat olduğu bölge ama böyle oynamaya devam ederse bir takıma gelir. Peki şimdi maç e, maç özetleriyle devam edeceğiz. Dönüşte sohbetimiz sürecek Emre Bolla beraber sevgili izleyenler. dönemde. Serdar ne oldu senin Lemosa güzel kardeşim? Biz içeriden duyduklarımızı söylüyoruz, konuşuyoruz insanlarla. Yetersiz, yetersiz, yet Hı -hı. yetersiz Hatta birçok aday vardı o dönemde. Biz Serdar'la konuşuyorduk. Çok güveniyorum ben de Lemosa demişti. Bana da söyledi canım. O birkaç defa oturduk konuştuk. Beraber yayın da yaptık. E, hep lemos aşağı lemos evet. yukarı çok bekliyorum dört göz iple çekiyorum al sana iple çek ama şimdi şunun eve götür. da hakkını yemiyorum Serdar'ın genelde de öngörüleri tutar ben sallarım abi tutmadığını sallarım tutmadım sallarım <laughs> <laughs> Muhammed Bey demiş ki Beşiktaş'ın hakkını yiyor Emre Bey demiş niye hakkını Aslında yemiyorum. hakkını yemedin, hani yemedim hakkını nasıl hakkını etti? yiyorum ya nerenle dinliyorsun Muhammed kardeş <laughs> Tayfun Bey demiş ki Erol Hoca iyi hoca fakat maç içinde dönen çarkı bozuyor. Neden bozuyor şimdi, Emre Bey size göre diyor. Anlamış değilim. Kadro mu ağır geliyor yoksa hocaya bak demiş. Bak şimdi. Bey'in. Maç seyrettin bu. değil mi? Evet. Kenarlara baktın. Yani teknik direktörlere baktın. Bir tanesi yerinde duramıyor. Aynen öyle. Bir tanesi böyle seyrediyor. Ya biraz arkadaşlar şey ne demek ev sahibi ne demek ev sahibi? Ya millet dövüyor ya. Rakibi de dövüyor. Evet. Hakim de dövüyor, bağırıyor, çağırıyor. Abi o kulübeye böyle birazcık ateşli bir adam lazım. Ben, acaba Emre kulübeye mi inse ne yapsa? Emre Belezoğlu. Teknik adamın ağırlı olmalı bana göre demiş bir izleyenimiz. Ero Bulutta biraz bunun eksikliğini hissediyoruz. Ya, ya o konuda şimdi karakteri çok de. düzgün bir karakter. Onu Karakterine söyleyeyim. laf edilmemiş burada Yok, kesinlikle. Ağır da bir karakter, düzgün de bir karakter. Hani büyük takım küçük takım çalıştırma olayını o farktan bahsediyor. Anladığım kadarıyla izleyenimiz. Ya, Sergen Hoca da büyük takım çalıştırmadı Doğru. arkadaşlar. Aynı yollardan geçtiler. İkisi de Alanya'dan geçti. ikisi de Malatya'dan geçti. Hatta bir ara yer değiştiler. Alanya ile Malatya'yı filan. Bir izleyicimiz demiş ki Gökhan Gönü Beşiktaş'ta oynasaydı Fenerbahçe daha az zarar olurdu. Lemos'la beraber ve Altay'la tabii maçı bence hediye ettiler diyor. Şöyle e, Çok fazla mesaj Gökhan var Emre. Şöyle mi? bir şey söyleyeyim. Nazım Sangare biliyorsun yoktu zaten. Gökhan, yoktu. Da, Gökhan da zorak yetiştirildi oraya. Hı hı. Zorak yetiştirildi. Yani son anda kadroya dahil edilen bir isim. Sakatlıkta yeni çıkmış bir isim. Onun için Gökhan üzerinden bu maçın yorumu Gökhan'ın üzerinde olmaz. Sadece Gökhan üzerinde. nasıl buldun? İyi kaleci olabilir diyor Mehmet Bey ama kesinlikle Fenerbahçe'de oynayabilecek kapasite sahip olduğunu düşünüyorum. Dörtte dört bir tane kurtar ya. Dörtte dört bir tane kurtar ya. Bir de gittin kırmızı kart esasında da çıktın eline aldın topu. Dün, dün saçmaladı. Yani neyse şey diyelim ona da. Her kalecinin böyle günleri olur diyelim. Genç çocuk diyelim bir şey demeyelim fazla üzerine gitmeyelim ama. Yani dört tane gelen topun dördünü yemekte. Ben de koysam ben de dört top gelse ben de dört tane yerim zaten yani. Değil mi? Sen de yersin. Kalede duruyoruz. <laughs> Kalede dört tane top geliyor zaten. Dördünü yiyebiliriz yani. Ha? Tabii. Rıdvan Bey diyor ki bence Fenerbahçe maçı iyi çalışmamış diyor Emre. Yani Fenerbahçe rakibini... değil. Fenerbahçe çalışan birisi. Ciddiye Fenerbahçe... Anladı. Hayır. Hoca çalışmamış. Hoca çalışmamış. Hoca siz seni niye çıkarttın? Bana Allah aşkına şunu cevabını ver ya. Değil mi? Abi siz seni niye çıkarttın ya sana gol lazımken? Ozan'ı nasıl buldun? Yani ikinci yarıda maçı değil Ozan, Çevirmek için çok Ozan fazla. çok, uğraştı. Çok uğraştı. Çok uğra... Ozan'ı farklı bir yere onu koyuyoruz. Onu farklı bir yere noktaya koymak gerekiyor. Bu sene onu farklı bir, yere koyuyoruz. Bu bir sene... bir bir yere Gustavo da yine aynı şekilde. Hı -hı. işler yapmaya çalıştı. Elinden geleni yaptı saha içerisinde. Ama diğer oyuncular için aynı şeyleri söylemek tabii ki mümkün değil. Peki ilk 11'ler de tartışıldı. Şöyle ilk 11'ler açıklandığında hangi kısımları eleştirdi? Mesela Novak Caner meselesi. Lemos'u eleştirdim. Sosyal medyada gördüğüm detaylar. en çok en çok Lemos'u eleştirdim. Diğer tarafını zaten işin biliyorduk yani. Hani Novak'ta son dakika bizim Ahmet Selim Kul son evet. dakika verdi biliyorsun Novak'ın oynayacağını. Novak'ta Caner'in arasında böyle çok büyük an bir fark yok esasında. Yani o Novak konusu onu çok eleştirmem. Benim eleştirim sisteme, benim eleştirim oyuncu kadrosu seçimlerine falan değil esasında. Anladım sistemden bahsediyorsun. Sistemde sıkıntı var. Yani orada bir ağız var. orada bir bozukluk var. Onu düzeltmesi Yusuf lazım. Bey demiş ki Elon Hoca, Abdullah Hoca gibi sanki sayılara biraz fazla mı değer veriyor? Onun üzerinden mi gidiyor? Burada sayı, sayı değil, rakam değil, savaşan kazanıyor bence. Bunun bir eksikliğini hissediyor mu Emre Bol demiş. E, sayılar önem şey. veriyorsa mücadele önem vermesin. sayılar nedir? Mesela sayı toplu oynama Aynen, oranları, koşu mesafeleri, 100 kilometrenin şey, e, şey yüz bazı bir, kilometrenin üzerinde yaptığın koşu mesafeleri, ya, ceza sahası için attığın top, bunların hepsi hı hı. rakam değil mi? Rakamlar önem veriyorsa onlara önem vermesi lazım yani. Şimdi var mı bir rakamlar? Rakamlar maçın istatistik bilgileri varsa biz yönetmenimizden e, bakalım yani, kim daha Eğer ne kadar koşmuş. tabii onları veririz. Ee, Burak Bey şunu sormuş sana. Onlar hazırlanırken ben de birkaç soru daha okuyayım. Emre Bola sorar mısınız? Acaba bu takımın transfere ihtiyacı var mı? Devre arasında bir hareketlilik olacak mı demiş ama yani elde bol alternatif bir kadro Bu takımın sistem var ki. transferine ihtiyacı var. Sistem. Bu takımın sisteme ihtiyacı var. Başka bir şey ihtiyacı yok. Bu takım yüreği yüreğe şampiyon olacak bir takım. Hı hı. Bu takımı iyi kullanmak lazım. Bak geldi ekranımıza görüyor musun? Toplu oynama, korner, offside, faul, ikili mücadele, sarı kart, kırmızı kart. Rakamlar destekliyor mu skoru Emre? Hayır şimdi toplu oynamayı zaten çok şey yapmıyoruz ne derler. Ee, kafaya takmıyoruz. Bir bakıyorsun şey Aynen. oluyor ne derler. Çok üstün olabiliyor Çok üstün değil değil mi? oluyorsun yeniliyorsun <laughs> o başka mesele de. Mesela ikili mücadele kısmı önemli burada. Başka rakam var mı? Var var ee, gelecek şimdi. İkili mücadelelerde Beşiktaş üstün. Şutlar, isabetli şut, şut pası, topla buluşma oranları vesaire. Bak dört tane isabetli şut, dördü de gol oldu evet. bak. Gördün mü? Sen beş tane isabetli şut atmışsın, üç tane gol olmuş. İsabetli pas yüzdeleri, yüzde yetmiş altı ya seksen iki. kadar, kadar pas yapıştı ne yapacaksın ki? Hı. Rakip sahada pas yüzdeleri, altmış dokuz, altmış beş. Hemen hemen yakın orta sayıları, otuz üç on. Buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Yok, burada hiçbir şey çıkartamayız. Orta sayıdan hiçbir şey çıkartamazsın. Çünkü fenomen çok orta yapıyor zaten. Top kapma, pas arası, uzaklaştırma, şut engelleme rakamları. Yani Beşiktaş gerektiği gibi oynamış. Hı hı. Gole nasıl gidecek? En çabuk şekilde gole nasıl giderim? Onun planını yapmışlar ve başarılı oldular. oldular. O rakamları da yansıttılar zaten skora. Ha. Beşiktaş buradan bir hava yakalar mı Emre? Beşiktaş'ın havayı başarılı yakaladı. Doğru. Mi? Yani buradan artık alıp gider mi? Çünkü şu anda zorla fiksürden 6 puanla çıktılar. Kolay en değil. muhalif Beşiktaşlı bile, en şampiyonluğa inanmayan muhalif Beşiktaşlı bile kadronun çok kötü kurulduğunu, işte Sergen Hoca'nın olmaması gerektiğini, bu yönetimin gitmesi gerektiğini falan Hı -hı. düşünen Beşiktaşlı dahi şu anda artık şampiyonluk hayalleri kurmaya başladı kardeşim. Hı -hı. Bu hafta itibariyle şampiyonluk hayalleri Beşiktaş'ta kurulacak. Hı -hı. Ve Ocak ayında da, Ocak ayında da bu takım bak 2-3 tane şey yaparsa e, transfer yaparsa evet. bu sefer tamamen oraya girerler yani. O havayı zaten şu anda yakaladılar. Abi iki tane dev Nerede ihtiyaç gibi, var? Yani kale, kale bölgesinde Kaleye yüzde yüz var. Ama yapmayacağım dedi. Sergün Hoca ya, hatırla A Spor'da şimdi bak, telefonla bağlantı yaptı. Bak şimdi şampiyonla oynarken Değişebilir diyorsun başka. planlar. Şimdi, ha, anladım seni. O senin. başka yani. O işler sen değişebilir. Böyle bitirirsen ilk yarıyı. <laughs> ilk yarıyı böyle bitirirsen